Herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün yine sizler için yine çok özel bir açılım yapmayı düşündüm. Hepinizin aklında, hatta çoğunuzun aklında olan bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Onu elde etmek için ne yapmalıyım ya da neler yapmam gerekiyor sorusunun cevabını hep birlikte arayacağız ve iskambil destemle bir açılım yapacağım bunun için. Evet sevgili arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi açılıma başlamadan önce kartlarıma iyice odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz. Hayatınızdaki kişi olabilir, ex partneriniz olabilir, aklınızdaki kişi olabilir. Yani burada önemli olan sizin kalbinizde, gönlünüzde hissettiğiniz kişidir. Lütfen bu kişiye odaklanarak ve bu sorunun cevabına niyetlenerek kartlarımı sizler için kesiyorum. Ve aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle ilgili odaklanmanız ve kartlarıma rezone olmanız için kartlarımı sizlere sunuyorum. Evet, iskambil desteme iyicene odaklanın. Partnerinizi düşünün lütfen, her kim ise. Eril ya da dişil hiç fark etmez. Yine genel ve bütüne bir açılım yapacağız. Tabii ki burada kolektif bir açılım olduğu için. Odaklanıyorsunuz. Ve bu esnada hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. İlginizden dolayı yine bana özel ve kişisel açılımlarınız için Instagram adresimden, DM'den, Makbuş Abla Astro Tarot adresimden, DM'den ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 0544 405 5790 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet, hadi bakalım arkadaşlar, niyetler tutulduysa hemen kartlarımızla seansımıza başlayalım. Bakalım. Yine bütünün hayrına olması dileğiyle bakalım sorumuzun cevabı ne gelecekmiş. Aklımdaki ya da hayatımdaki ya da kalbimdeki kişiyle ilgili. Onu elde etmek için ne yapmalıyım ya da neler yapmam gerekiyor sorusuna bakalım iskambil destemizden sizlere ne gibi bir cevap gelecekmiş. Evet sevgili arkadaşlar, bakalım bize destemiz ne gibi bir cevap verecekmiş. Evet, gerçekten yine her zaman olduğu gibi son derece enteresan ve ilginç bir açılım görüyorum önümde. Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kalbinizdeki niyetlediğiniz kişiyle ilgili gerçekten yüreğinizden sevinçler yaşadığınız, bakın onu gördüğünüz zaman, ondan haber aldığınız zaman ya da onunla ilgili bir şey konuştuğunuz zaman bile kalbinizin böyle küt küt attığı, heyecanlandığınız, mutlu olduğunuz, sevinç duyduğunuz bir insan olduğunu görüyorum. Karşı tarafında aslında size karşı boş olmadığını görüyorum burada ama şöyle bir durum var. Sizin, bakın, şurada gösterilen gözyaşı kartıdır bu bende. Maalesef karşınızdaki kişiye karşı yaptığınız sürekli biraz böyle nasıl diyebilirim, ağlak konuşmalar ya da ajitasyonlar, karşınızdaki kişiyi pek de olumlu yönde etkilediğini söyleyemem. Şimdi burada ne demiştik? Ne yapmam lazım onu elde edebilmek için? Bir kere bunu yapmayın. Yani bakın, ona karşı gözyaşılı, sitemkar ya da onu yargılayan, karşınızdaki kişiyi sorgulayan ve bakın kavga ve münakaşa kartı çıktı. Münakaşa ve tartışma çıkaracak konuşmalardan biraz kendinizi geri tutan hareketler ve davranışlar içerisinde olmanız gerektiğini görüyorum. Ayrıca karşınızdaki partneriniz gerçekten sizin konuşmalarınıza, davranışlarınıza, hareketlerinize dikkat eden bir karakter olduğunu görüyorum. Ayrıca engellenmiş de olabilirsiniz. Hani bakın, sizi engellemiş olabilir ya da siz sinirlenip engellemiş olabilirsiniz.
Ama tekrar elde edebilmek adına da çok enteresan, karşı tarafın sizden bir hareket beklediğini görüyorum burada. Tabii ki bu hareket eğer sizi engellemiş bir insan ise bir şekilde yüz yüze gelme olasılığınız, bakın burada eril ya da dişil hiç fark etmez niyetleyen, bir şekilde yüz yüze gelme olasılığınız söz konusu olabilir. Ve bu yüz yüze gelme olasılığınız, bakın, bir arkadaş çevresi olabilir, bir toplantı olabilir, işte aynı iş yerindeyseniz iş yerinizde olabilir ya da aynı ortamlara girip çıkıyorsanız o ortamlarda denk gelebilir. Ve yine burada ortak arkadaşlarınız aracılığıyla ya da sizi tanıyan çevrenizdeki insanlar aracılığıyla aynı ortama gelme durumunuz söz konusu olabilir. Yine burada düşüncelerinizin son derece kederli olduğunu görüyorum. Yani buradaki keder neyi temsil eder? Bakın, ölüm kederi gibi keder. Hani biri ölmüş gibi böyle hayatımızdan bir insanı kaybettiğimiz zaman böyle o acıyı, o kederi hissederiz ya. Bu kartımın anlamı budur. Şimdi burada bana verilen mesaj, zaman zaman sizin pes ettiğinizi görüyorum. Artık işte yani tamam, ben onu elde etmek için çok uğraştım, çok çabaladım, işte aradım, sordum, karşısına çıktım ama hala karşı taraftan hiçbir şey yok kafasında olduğunuzu da burada görüyorum. Ama şimdi bakın, karşı tarafınız zaten zor bir insan. Hani belki siz de zoru seven bir insansınız, bilemiyorum ama inanın çok enteresan bir şekilde karşı tarafında biraz böyle sizin sabrınızın sınırlarını denediğini görüyorum. Ama bir o kadar enteresan olan şey de sizden haber alamadığında ya da sizle bağlantılı bir bilgisi olmadığında panik ve merak haline geçtiğini de görüyorum burada. Hani belki sizi gizli gizli takip ediyor, belki sizi gizli gizli soruşturuyor, bakın konuşmalar yapıyor karşı taraflarla ilgili. Ayrıca yine partnerinizin biraz daha böyle iş ve para odaklı olduğu çıkıyor gene her zamanki gibi burada. Ve yine aynı şekilde sizin yollar çıkıyor. Bakın, gördüğünüz gibi yol bağlantıları var aranızda. Hani sizden uzak da olabilir, sizin aranızda bir mesafe olabilir ya da aynı şehirdesinizdir ama mecazi olarak aranıza bir mesafe koymuştur, bir yol koymuştur ya da gerçekten ayrı şehir ya da ayrı ülkelerde olabilirsiniz. Yine bu aynı şekilde şunu da temsil eder bende. Karşınızdaki kişinin kafasında bazı planlar olabilir. Yani bir yola çıkmak, yine bu hani mecazi anlamda bir şeyler yapmak olabilir. Bunlarla ilgili destek verebilirsiniz, önerilerde bulunabilirsiniz, fikir verebilirsiniz. Ve yine özellikle bakın, üçüncü şahıslarla ilgili aşırı derecede bir kıskançlık ya da bir boğma görüyorum. Çünkü bakın, karşınızdaki kişinin kalbinde ve yüreğinde sıkıntı yaşatan, artık o kişiye hastalık olmuş. Yani onu hastalandıran, onu bunaltan, onu sıkan, bakın gördüğünüz gibi üçüncü bir şahıs, bu bir kadın da olabilir, erkek de olabilir. Bu kişiyle ben, çünkü her iki cinsi de verdi burada. Bu sıkıntıları yaşadığını net bir şekilde görüyorum. Bu yüzden dolayı da karşı tarafı biraz daha rahat bırakmanız konusunda bir mesaj da alıyorum. Evet, kafanızda belki bazı şüpheler olabilir ama çok enteresan bir şekilde böyle tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı hesabı, sanki bu niyetlediğiniz kişi bir şekilde size karşı zaten geri dönüş yaşayacak olarak görüyorum. Her ne kadar sizin konuşmalarınızda, sizin laflarınızda bir ayrılık muhabbeti geçse de, bir de yine haneyle bağlantılı görüyorum. Bu hane yine evli bir insan da tutmuş olabilir ya da karşıdaki partnerinizde bir evlilik ya da nikah bağı olabilir. Ya da ailesiyle yaşayan bir insan olabilir. Çünkü hanesiyle de ilgili sizinle bağlantılı sıkıntılar yaşadığını görüyorum. Yani burada şöyle örnek verebilirim. Eğer karşı taraf ya da sizde bir evlilik söz konusu değilse, işte karşı tarafın ailesi sizi istemiyor olabilir. Ya da sizin aileniz onu istemiyor olabilir. Ya da evlilik varsa evlilikte bu sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Bunlar da tabii ki bir etken olarak ben de
gösteriliyor. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi karşı tarafı tekrar hayatınıza alabilmek adına yine biraz iş size düşüyor. Burada özellikle karşı tarafla bağlantılı, tekrar söylüyorum, karşı tarafı boğacak, bunaltacak ya da sizden gidecek ajitasyonlu ya da gözyaşılı konuşmalar ya da tartışmalardan mümkün olduğunca kendinizi uzak tutun. Biraz da bir şeyleri zamana ve kadere bırakın tavsiyesi veriyor bana burada İskambil Destem. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Umarım aklınızdaki ve kalbinizdeki soruların cevabını size verebilmişimdir. Tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.